Muslim country as a leader like our beloved President Erdogan. Amin. Okay, biraz uzun oldu, inşallah hepsini hatırlarım, çabuk çabuk söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle o mektubu yazdım dedi 3 sayfa, çünkü hani bir imkan olur da görüşemeyiz falan diye bütün kafamdaki bu ilk önceden size anlattığı bütün sevgisini, neden olduğunu falan yazdım dedi. Ve arkasından şunları yazdım dedi. Benim tüylerim öperdi yani dinlerken. Şu anda dedi siz böyle burada konuşuyoruz biz, ama şu anda dedi Suriye'de olsun, Mısır'da olsun, hapis arkalarında çürüyen, ölen, eziyet çeken, işkence çeken birçok insanlar var dedi. Bütün dünyanın ülkelerini saydı yani aklımda kalan. İşte Suriye dedi, Mısır dedi, şu anda dünyanın her tarafında işkence çeken ve zulüm gören Müslümanları saydı. Ve dedi Sayın Erdoğan etrafında dedi böyle resmen bir engel... engel bloklanmış, bir duvar gibi etrafı çevrilenmiş dedi. Çünkü niye dedi? Dünyada dedi başkanım, prezidentim veyahut da cumhurbaşkanıyım diyerek hiçbir dünyanın ülkesinin başkanı böyle bir şey yapmıyor dedi Sayın Erdoğan gibi dedi. Tek başına kalmış Sayın Erdoğan dedi. Eğer ki dedi Mursi dedi bu şekilde şey edilmeseydi ve hapse atılmasaydı belki dedi küçük ihtimal şu an Mursi belki yardım edebilirdi dedi. Ama maalesef dünyanın haksız ve adaletsizlik sistemine göre o da hapiste dedi ve Sayın Erdoğan tek başına kaldı dedi. Benim mektubumda Rabia Meydanı'nda can veren, kanını döküp ölen anneler, babalar, çocuklar, Suriyelerde, Myanmar'larda, her yerlerde öldürülen bütün Müslüman, kan döküp canını vermiş Müslümanların o haksızlıkla öldürüldüklerinin haklarını sordum mektubumda dedi.